90'lı yılların en hızlı şarkıcılarından Hazal isyan etti. Ünlü şarkıcı hedef tahtasına kimleri koydu? Uzun süredir neden ekranda olmadığından yeni projelerine kadar pek çok şeyi ilk kez Magazin 8'e anlattı. Gelemedim görmezlikten sitemlerim. Akkoyun Karakay'ın ortaya çıkmaya başlıyor. Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Hazal kimlere neden meydan okudu? Nükteden konuşmalarıyla kimleri hedef aldı? Hani yalanlarla nereye kadar gidebiliriz ki? Yani çıstak çıstak nereye kadar diyorum sürekli. Nereye kadar? Uzun bir süredir ekrandan uzak olsa da şarkıları hala dillerde olan Hazal neden sitem etti? Sitem etmek lazım, doğruları söylemek lazım. 90'lı yıllardaki pop müzik furyasının en ünlü isimlerinden Hazal'la Bostancı sahilinde buluştuk. Hayal kırıklıklarından yeni hayatına, eski şarkılarından kırgınlıklarına kadar her şeyi konuştuk. Karşılaştıkça çok mutlu oluyorum ama daha çok kendi kabuğuma çekilmiş durumdayım. Kendime yakınım yani son zamanlarda. Yıl 1995. Hazal o zamanlar sahnelere yeni adım atmış 23 yaşında bir genç kız. Çıkış şarkısının adı ise Sevdalım. Ah yeter, yürüm sevdalım, yokluğun ölüm fermanım. Umduğumun çok çok üstünde bir ilgi alaka gördü tabii ki. Yani Allah beni kahretsin diye bağıran, üzerine sadece beyaz gömlek, bir kot şort ve voleybol çorapları olan bir kız. 90'lı yıllar Türk pop müziğinin yükselişe geçtiği yıllar. İyi ki o dönemde çıkmışız, çok büyük bir şansmış. Şu anda çok zor. Hazal da kendini hemen kalabalıktan sıyırıp bir adım öne çıkmayı başaran isimlerdendi. Şarkıları dillerdeyken, herkes kliplerini konuşurken bir anda ortadan kayboldu Hazal. Ani bir kararla kabuğuna çekildi adeta. Ama daha çok kendi kabuğuma çekilmiş durumdayım. Kendime yakınım yani son zamanlarda. Hazal uzun süredir ekranlardan uzak. Ama 90'larda söylediği şarkılarla hala akıllarda. İşte bu nedenle müziğe, ekrana dönmeye hazırlandığı şu günlerde bir hayli nükteden konuşuyor, hatta rakiplerine meydan okuyor. Aslında işte biraz da Akkoyun Karakay'ın ortaya çıkmaya başlıyor yani. İyi mi oluyor, kötü mü oluyor bazıları açısından bilmiyorum. Böyle imalı imalı güzel geliyor. Ama şimdiki söylemek lazım yani yalanlarla nereye kadar gidebiliriz ki? Yani çıstak çıstak nereye kadar diyorum sürekli, nereye kadar? Yani hiçbir şey var, ruhun beslenmesi gerekiyor gerçekten. Hazal iğneyi rakiplerine batırsa da çuvaldızı da kendine batırmayı ihmal etmiyor. Haklının hakkını teslim ediyor. Tabii ki güzel işler de var. Yani 90'lar döneminde sanki hiç mi kötü iş yoktu? Hani öyle bir anlatılıyor ki sanki o zaman herkes çıkan şey böyle Maria Callas falan yani. Öyle bir şey yok. O zaman da çok saçma sapan kötü işler vardı. Ancak sitem etmeden de duramıyor Hazal. Ben bitmedim, hala varım ve geri dönüyorum diyor. Bizler de zaten 18-19 yaşında falan çıktığımız için hani daha böyle bizden de geçmedi yani onu da bilsinler. Doğruları söylemek lazım. Öyle her şey güllük gülistanlıkmış gibi yapmakla, insanları kandırmakla olmuyor yani. Bu arada sessiz sedasız bir albüm çıkardı Hazal. Yine sitem ederek anlatıyor yeni şarkılarını. Bizden işler var ya 90'lardaki gibi şarkılar yapılmıyor artık. İşte ruh kalmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı falan. O aradığınız her şeyi bu albümde bulabilirsiniz.